yalan da dün balkonda gördüğünüz adam. Eyvah! Acaba ne oldu? Farkına varmadan üzerine bir şey mi düşürdüm? Hayır! Onu bu felakete sürükleyen gözleriniz onu bu hale sokan bakışlarınız. Ya çok şaştım bu şey. Peki benim gözlerimde başkalarına zarar verecek bir şey mi var? Evet kızım. Sizin gözlerinizde sizin bilmediğiniz öldürücü bir zehir var. Zavallıcık eliniz bitiyor. Eğer taşkalleri ne derdi imdanına yetişmezseniz iki günde kalın kara topraklara giremezler. Aman tanrım. İçime dert olur. Peki benden nasıl bir yardım bekliyor? Sizden istediğiniz ve yüzünüzü görmek, sesinizi işitmek. Ya açtığınız yaranın merhemi yine gözleriniz. Ah ah, peki. Madem öyle gelsin beni istediği kadar görsün. Evet. İşte böylelikle beni gördü, şifasını buldu. Siz söyleyin, doğru yapmadım mı? Kimsenin azap çekmesine dayanamam. Önümde bir tavuk ölse ağlarım. Saf bir yürekten başka ne beklenir ki? Kabahat bende. Tedbirsizlik edip gittim. Bu temiz gül gibi kızı koruyucusuz bıraktım. Kurnaz çapkınların tuzağına düştü. Korkarım. O kahrolası herif yanınız oyun oynamakla kalmayarak işi ileri de götürmüştür. Neyiniz var? Bana kıkıyorsunuz galiba. Size anlattığım şey kötü mü lan? Yok! Değil! Ama söyleyin bakalım bu görüşmeden sonra delikanlı ziyaretleri nasıl geçti? Ah bilseniz ne sevindi ne sevindi. Derdi beni görünce nasıl geçiverdi. Bana hediye ettiği güzel çekmeceyi. Bizim Alen'den Georgette'in aldığı paraları bilseydiniz bana herhalde siz de sever bizim gibi derdiniz. İyi ama sizinle yalnız kalınca ne yapıyordu? Beni benzeri olmayan bir aşka sevdiğini yemin ediyordu. Öyle tatlı sözler, öyle güzel şeyler söylüyordu ki. Şu anda ne olduğunu bilmediğim şeyler kımıldanıyor. Bu bana heyecan veriyordu. Feci bir bilmece karşısında bu ne belalı bir soruşturma. Sorguya çekilen değil, sorgulayan terliyor. Agnes, bütün bu tatlı sözlerden başka sizi böyle okşamak falan gibi şeyler de yapıyor muydu? O da söz mü? Oh. Ellerimi, kollarımı tutuyor, öpmeye doyamıyordu. Agnes, sizden hiç başka bir şey istedi mi? Başka bir şey. İstedi değil mi? Şeyim o. Aa, ne? Şey, hani? Şu. Okşamaktan başka bir şey yaptı mı ben onu anlamaya çalışıyorum. Nasıl? Başka şeyler de yapılır mı ki? Oh, yapılmaz. Ama hani şu tutulduğunu söylediği dertten kurtulmak için sizden böyle derman falan istedi mi? Hayır. Ama onu kurtarmak için ne istese verecektim. Yaratana şükürler olsun. Ucuz kurtuldum. Bir daha böyle bir şey meydan verirsem beni kafese koysunlar. Size bunu yaptıran masumiyetiniz. Bir şey söyleyecek değilim ama şunu bilmelisiniz ki o çapkının yüzünüze gülmekteki amacı sizinle alay etmek, sizi baştan çıkarmaktır. Aa, hiç de değil. Belki 20 defa söz verdi. Ha, siz onun sözünün ne olduğunu bilmezsiniz ama şunu bilmelisiniz ki böyle hediye çekmeceler kabul etmek, delikanlıların masallarını dinlemek, boş bulunup onlara ellerini kollarını öptürmek dünyanın en büyük günahlarından biridir. Günahım mı dediniz? Neden günahmış ki?
çünkü bu gibi şeyler Tanrı'yı kızdırırmış. Kızdırır mıyım? Peki ama bunda kızılacak ne var? Yazık, o kadar hoş, o kadar tatlı bir şey ki insan zevkine doyamıyor. Ben şimdiye kadar böyle şeyler bilmiyordum. Evet, doğru. Bu tatlı şeylerin zevkine doyum olmaz. Ama bütün bunları namus sınırları içinde tatmalı ve günahtan kurtulmak için evlenmeli. Demek evlenince bu gibi şeyler aklına sayılmıyor. Yok sayılmaz. O halde rica ederim vakit geçirmeden beni evlendirin. Ah tabii, ben zaten buraya sizi evlendirmeye geldim. Sahi mi? Evet. Evlenecek miyiz? Evet. Beni o kadar sevindirirsiniz ki. Tabii ki, evlenme koşulunuza gitmez olur mu? Eğer bu söylediğiniz olursa sizi öyle kucaklarım, öyle kucaklarım ki. Alın benden de o kadar. Evleneceksek ne zaman? Hemen bu akşam. Bu akşam. Bu akşam. Demek bu işi biliyorsunuz ha? Tabii. Benim isteğim de sizi memnun görmek. Size ne kadar minnettarım. Onunla ne kadar mutlu olacağım. Kiminle? Hani şu. Ben hani şu. Hani şu. Anlamam. Kısacası kendinize koca beğenmekte biraz acele ediyorsunuz. Eğer size böyle tutulduğunu söylediği dert var ya, o dertten mezara girecek olsa da onunla bütün ilişkiyi kesmenizi istiyorum. Düşünelim bakalım. Size ittifaklar yardırmak için kapıya gelecek oldu. Tamam. Namusunuzla bak şu. Suratına çak kapıyı kapatırsınız. Yok, ağlarmadı. Kapıyı çalacak oldu. Ben hala Horus. Şunu yapacaksın. Alırsın bir tas. Başına atarsın. Bir daha da çağlarda görünmez. Hiç anladınız yeriniz. Yazık, böyle bir şey. Dur. Bırak. Görünmez. Aman. Sus. Artık konuşmaya gerek yok. Baba, nasıl olur siz beni? Ah. Efendi kim? Siz. Ben. Efendi kim? Ben. O zaman sözümü dinleyin. Hadi bakalım. Evet, her şey yolunda. Keyfime diyecek yok. Emirlerimi pek güzel yerine getirdiniz. O çapkına haddini bildirdiniz. İşte akıllı bir adamı dinlemenin faydası. Sizin masumiyetinizden yararlanmaya kalkışlarıydım. Farkına varmadan ne hale düştüğünüzü gördünüz ya. Ama şunu itiraf etmeliyim ki, ona taşınmasın adım, bütün ümitlerini suya düşürdüğünüzü gördükten sonra vakit geçirmeden düğüne hazırlanmanız gerektiğini anlıyorum. Ama her şeyden önce size hayli dokunacak birkaç söz söylemeyi yerinde buluyorum. Şu serinlere bir iskemle getirin. Hadi bakayım. Siz! Eğer bir daha o adam... Yok, siz hiç merak etmeyin efendim. Biz sözümüzden çıkmayacağız. O bey yok mu? O bey bizi nasıl aldattı? Bir daha buraya girebilirse hiç ki bana haram olsun. O avanağım benim. Geçen gün bize verdiklerim nasıl tırtıklanmış çıktı? Tırtıklanmış çıkar tabii. O zaman siz şimdi içeri girin. Akşam yemeğine bütün istediklerim hazır olsun. Tavuk pilav. Başka noter gelirse de beni biraz beklesin. Hadi bakalım. Eğiliriz. Bu sohbetimiz boyunca gözünüzü sakın benden ayırmayın. Ve kelimelerimi en küçük noktasına kadar zihninize yerleştirin. Sizi kendime nikahlıyorum Engin. Oturup günde 100 defa talihinize şükretmelisiniz. Eski halinizin kötülüğünü düşünün ve size ettiğim iyiliğin değerini bilin. Sizi o zavallı,
fukara köylü halinden çıkarıp şerefli bir hanımefendi konumuna yükseldiniz. Öyle bir adamın yatağına ve sevgisine kavuşuyorsunuz ki bu adam evlenmekten hep kaçmış ve size vermek istediği şerefi hiç de yaban atılmayacak 20'ye yakın talibe layık görmemiştir. Tekrar ediyorum. Bu şerefli ilişkinin size neler kazandırdığı hiç aklınızdan çıkmasın. Çıkmasın ki size verdiğim yerin değerini daha iyi kavrayasınız. Kim olduğunuzu bilesiniz. Ben de bu yaptığım işte her zaman özüne bileyim. Evlenmek çocuk oyuncağı değil bileyiniz. Evli bir kadının çok ciddi görevleri vardır. Ben sizi bu konuma her istediğinizi yapıp keyif sürmeniz için getirmiyorum. Kadın kısmına düşen itaattir. Sakal kimdeyse ki bende var, kuvvet ondadır. Gerçi ailenin bir parçası erkek, bir parçası da kadındır. Fakat parçalar arasında eşitlik yoktur. Evet. Görevini bilen bir askerin üstüne, uşağın efendisine, çömezin kocasına, çocuğun babasına gösterdiği itaat, kadının aile reisine, veli nimetine, efendisi olan insana duyacağı değil mi saygın? Alçak gönüllülüğün, boyun eğişin, itaatin yanında bir hiç kalır. Düşünün ki Agnes, sizi kendime eş alırken namusumu size emanet ediyorum. Unutmayın, bu namus çok naziktir. Hemen her şeyden incinir. Onunla hiç oyun oynamaya gelmez. Bu anlattığım şeyler masal değil. Bütün bunları can kulağıyla dinlemelisiniz. Eğer ruhunuz bunlara uyar da hoppalık yolundan kaçarsa işte o zaman beyaz ve temiz bir zambak gibi kalır. Yok! Eğer namus yolundan dışarı adım atacak olursa işte o zaman kömür gibi kapkara olur ve cehennemde sonsuza kadar yanarsınız. Tanrı'ya şükredin. Manastır'a giren bir çömez nasıl bütün duaları ezbere bilmeye mecbursa kadın içinde vaziyet aynıdır. İşte bu elimde görmüş olduğunuz eser size bir kadının neler bilmesi gerektiğini öğretecek. Kim yazmış bilmiyorum ama herhalde temiz ruhlu bir insan olsa gerek. İstiyorum ki aklınız fikriniz bu eserde olsun. Alın bakayım biraz okuyun. Alın ya da okumayın. Ben okurum. Okuyan kadını sevmem. Evliliğe dair incizeler ya da evli bir kadının görevleri, her gün yapacağı şeyler. Yasal bir bağla başkasının yatağına giren kadın bugünkü gidişata rağmen aklına şunu koymalı: evlenen adam karısını yalnız kendisi için alır. İkinci vecize, kadın ancak ona sahip olan kocasının arzu ettiği kadar süslenmeli, güzelliğine göstereceği özen yalnız kocası içindir. Başkalarının ona çirkin demesi hiç dikkate alınmamalıdır. Üçüncü vecize, yere batsın o çeşit çeşit sürmeler, sular, pudralar, pomatlar. O cildi güzelleştiren türlü türlü ilaçlar. Bu ilaçlar namusu berbat eden zehirlerdir. Güzel görünmek için harcanan emekler kocalar için değildir. Dördüncü vecize, namuslu kalmak isteyen kadın dışarı çıktığı zaman gözlerini başlığının altına gizleyip cüretkar bakışlardan sakınmalıdır. Çünkü kocasının hoşuna gitmek isteyen kadın hiç kimsenin hoşuna gitmemelidir. Beşinci vecize, kadın kural gereği kocasını ziyarete gelenlerden başka hiçbir canlı yaratığı kabul etmemelidir. Kadınları düşkün olup da yalnız hanımefendiyi ziyarete gelenler beyefendinin rahatını kaçırırlar. Altıncı vecize, erkeklerden hiç hediye kabul etmemeli. Çünkü yaşadığımız devirde hiçbir şey boşuna verilmez ya. Yedinci vecize, kadın ne kadar isterse istesin eşyalar arasında hokka takımı, vay efendim mürekkep, kağıt, kalem bulunmamalı. Usul ve adet gereği evde yazılacak her şeyi erkek yazmalıdır. Sekizinci vecize, kibar toplantıları denilen o hayasız meclislerde günden güne kadınların ahlakı bozuluyor. Evde dilim güzellik olması için bunları yasak etmeli. Çünkü zavallı kocalara burada komplo hazırlanır. Dokuzuncu vecize, namusuyla yaşamak isteyen her kadın kumardan şeytandan kaçar gibi kaçmalı. Çünkü insanı boşuna ümitlere düşüren o kumar çok defa bir kadına varını yoğunu verdirir. Onuncu vecize,
Zamanımızda moda olan gezintilere, kır yemeklerine gitme özenmemeli. Aklı başında adamlara göre bu eğlencelerin ceremesini hep kocalar çeker. Şimdi iyi alın bakalım bunu ve canınız gibi saklayın istiyorum. Benim aklıma küçük bir iş geldi, hemen halledip geri döneceğim. Noter gelirse beni biraz beklesin. Ne iyi ediyorum da onunla evleniyorum. Ben bu ruhu istediğim yöne çevirebilirim. O şimdi elinde bal malı gibi, ona istediğim şekli verebilirim. Ben burada yokken onun saflığı yüzünden neredeyse elimden alıyorlardı. Ama doğruyu söylemedi. Bir kadının saflığı yüzünden kabahat işlemesi çok daha etken. Ama böyle hataların önüne geçmek kolaydır. Çünkü basit insanlara ne anlatılsa onu dinlerler. Yani doğru yoldan çıktıkları zaman hemen onları iki kelimeyle geri getirmek mümkün olur. Fakat kafalı bir kadın. Ama çok başka bir bakma. Aklına esip de namusunuzu için için berbat etmek düşüncesine girerse haliniz haraptır. Ah kafalı kadın, ah! Kısacası bizim haylaz delikanlı bu işte hava alacak. Boş boğazlığı yüzünden ağzının payını aldı işte. Bütün Fransızların hepsinde bu kusur vardır. Ellerine iyi bir fırsat geçtiği zaman bunu söylemeden duramazlar. Aptalca övünmek onlar için öylesine caziptir ki kendilerini böyle asmaya razı olurlar da susmaya razı olmazlar. Ah geliyor. Yine hiç renk vermeyeyim de ne kadar canı yanmış bir anlayayım. Sizin evden geliyorum. Anlaşıldı. Size evde bulmanın tarihi istemiyor ama ben gide gide... Bırakalım bu merasimi şimdi. Hayatımda hiçbir merasime kızmadığım kadar bu merasime kızıyorum. Birçok insan zamanının 1/3'ünü bu boş adetlerle harcar. Maceralarınız nasıl gidiyor Seyyid Horus? Siz bir şeyler anlattınız, sonra üstüne düşündüm. Başarılarınızın hızına hayranım doğrusu. Maceranız da beni pek ilgilendiriyor. Size içimi açtıktan sonra bizim aşk macerası alt üst oldu. Yok canım, ne oldu? Yüzeyin efendisi köyden döndü. Ne felaket. Öyle, buna çok canım sıkıldı. Üstelik aramızdaki ilişkiyi haber almış. Aa, bu kadar çabuk nereden haber alabilir? Orasını bilmem, fakat haber aldığı kesin. Her zamanki saatte sevgilinin güzel yüzünü görmeye gidiyordu. Bir de baktım ki, bu şanlı hizmetçi kızın da ağızları yüzleri değişmiş, yolunu kestiler. Çekilin gidin, bizi rahatsız ediyorsunuz diyelim, kapıyı hızla suratına kapatın. Kapıyı suratınıza ha? Suratıma. Aa, bu kadarı pek fazla. Öyle, ne sorduysam, ne ettiysem hep şu cevabı aldım. Giremezsiniz, beyefendi yasakladı. Demek hiç kapıyı açmadılar. Hayır, Elmas'ta pencereden kurumlu bir evde aile başıma bir taş atarak efendisi olacak o herifin gelmiş olduğunu iyice anlatmış oldu. Oo, nasıl taş mı? Oh. Evet, bir taş hem de küçük de değil, işte böyle karşılandı. Olur şey değil ya. Ya. Bunlar hiç öyle şakaya benzemiyor. Anladığıma göre durumunuz berbat. Öyle, bu uğursuz herifin dönüşü beni yaktı. Evet, yakmış belli ama... Sizin hesabınıza çok üzüldüm gerçekten ama siz yine kanca yatarsınız ya bir yolunu bulun. Bu herifin dönüşü her şeyi alt üst etti. Bunlar gözünüzü yıldırmamalı. Bunu kolayca yapabilirsiniz madem ki kız sizi seviyor. Orası kesin. Siz bu işin hakkından gelirsiniz doğrusu. Umarım. Attığı taş sizi perişan etmiş belli ama dediğim gibi bunlar gözünüzü yıldırmamalı. Elbette. Herifin burada olduğunu, kendini belli etmeden her şeyi idare ettiğini derhal anladım. Fakat beni şaşırtan, sizi de şaşırtacak olan bir hadise geçti. Bakın anlatayım. Bizim körpe dilberin saflığından hiç de beklenmeyecek kadar yürekli bir hareket. Aşk. Aşk büyük bir hoca doğrusu. İnsanın ömründe yapmadığı şeyleri yapmayı öğretiyor. Korkak bir insanı cesur, vahşi bir insanı uygar yapıyor. En hatta insan onun elinde çevikleşiyor. En saf mahluk, zeki oluyor. Evet, evet işte bu son mucize. Elmas da kendini gösteriyor. Bana bir taraftan kesin bir ifadeyle, çekilin gidin, sizi görmek istemiyorum. İşte cevabım derken, aramızdaki her şeyi kesip atarken, diğer taraftan attığı o taş, o sizi hayretlere düşüren taş, önüme küçük bir mektupla düştü. Taşı ne kadar ustalıkla attıysa, mektubu da o kadar ustalıkla yazmış. Hayran oldum doğrusu. Görüyor musunuz? Aşk zekaları nasıl da kesinleştiriyor. Aşkın kudretli etkilerinin bir katta akıllara
güzel. Biraz büyüm bu işi canım. Bir adam ki aşkına karşı derhal silaha sarılıyor. Evini bir kaleye çevirerek sanki duvarlardan aşacakmışım gibi üstüme taş yağdırıyor. Evinde kim varsa üzerine saldırıyor. Ve koyu bir cehalet içinde bırakmak istediği kızı türlü entrikalarla doğru yoldan çıkarıyor. Fakat bu herifin dönmesiyle bizim sevda işi birazcık sarpa sardı. Bana göre hava hoş. Düşündükçe katılasıya girmekten kendimi alamıyorum. Ama görüyorum ki siz pek gülmüyorsunuz. Affedersin, ben gülebildiğim bu kadar oluyor. Bu yani. Dostluk gereği, size bu mektubu göstermeliyim. Öyle dokunaklı kelimeler bulmuş ki. Hepsi iyi duygularla yazılmış. Bu mektup ilk aşk yarısını anlatan saf bir ruhun ifadesi. Okuyorum mektubu. Benden habersiz yazı yazmayı öğrenirsin, bir de böyle işlerde kullanırsın. Size mektup yazmak istiyorum. Fakat söze nereden başlayacağımı bir türlü kestiremiyorum. Bilmenizi arzu ettiğim birçok düşüncem var. Fakat bilmem ki bunları size nasıl söyleyebilirim. Maksadını ifade edememekten korkuyorum. Şimdiye kadar beni cehalet içinde bıraktıklarını anlamaya başlıyorum. Bu yüzden mektubumda pot kırmaktan, söylenmeyecek şeyler söylemekten korkuyorum. Doğrusu bana ne kötülük ettiğinizi bilmiyorum. Fakat bana karşı, bana size karşı yaptırdıkları şeylerden dolayı son derece üzgün olduğumu, benim için sizden vazgeçmenin büyük bir azap, sizinle olmanın büyük bir zevk olduğunu hissediyorum. Bunları söylemek belki günah, fakat söylemekten kendimi alamıyorum. İsterdim ki bunları söylemek günah olmasın. Bana hep diyorlar ki, genç erkeklerin hiçbirine güvenilmezmiş. Sözlerini dinlemek doğru olmazmış. Ve bütün söyledikleriniz beni yoldan çıkarmak için. Emin olun sizin böyle bir şey yapacağınız hiç aklımdan geçmedi. Sözleriniz o kadar içime işledi ki sahte olacaklarına bir türlü inanamıyorum. Bana gerçeği açıkça söyleyin. Yoksa yüreğimde kötülük olmadığı için beni aldatmak da çok büyük bir günaha girmiş olursunuz. Ve böyle bir durumda kederden ölürüm sanırım. Ah şımlık! Yaşlıyım ya ben, öksürüyorum böyle arada şeyler. Ömrünüzde böyle tatlı bir ifade gördünüz mü? Merhametsiz ve adaletsiz bir kuvvetin altında böyle doğal bir güzelliğin yaşayabildiği görülmüş mü? Böyle bir zekanın uğrunu insafsızca harcam. Böyle bir güzelliği cehalet içinde bırakmam. Cezalandırılması gereken bir suç değil. Ama aşk onu saran karanlıkları dağıtmaya başladı. Tarih bana yar olur da. O cellat, o hayvan, o köpeğin mi? Bir şey mi oldu? Yuh, bir şey olmadı. Aklıma bir iş geldi. Onu hemen halletmem lazım. Kızı öyle kapamışlar ki, sizin aklınıza bir çare gelmiyor. Dostum olduğunuz için açıkça yardımınızı istiyorum. Demeyin, uşağı da, hizmetçi kızı da tersi derine berde var. Ne yaptıysam, ne ettiysem söz dinletemedim. Böyle işler için elinin altında cin gibi bir koca karı vardı. Fakat kadıncağız 4 gün önce öldü. Sizin aklınıza bir çare gelmiyor mu? Gerçekten hiçbir şey gelmiyor aklıma yavrum. Gitmem lazım benim. Güle güle. Görüyorsunuz ya, size her şeyi anlatıyorum. Herkesin ağzına düşerim diye korkuyorum.
Canım yürütçü engel olmak kolay. Nikah gizli yaparız. Fakat bu kızla işin içinden nasıl çıkacağım? Yüz görümlülüğünü kızın getireceği çifte göre tayin ederiz. Onu seviyorum. Bu aşk elimi kolumu bağlıyor. O takdirde sözleşmede kadını daha fazla düşürürüz. Bu haince hareketinden sonra ona karşı nasıl davranmalı? Kanuna göre erkek kadın getirdiği çeyiz üçte birini ona vermekle yükümlüdür. Ama siz kanuna bakmayın canım. Canınız isterse daha fazla da verebilirsiniz. Eğer ölüm halinde taraflar hisseleri ayrılır. Sizin anlayacağınız erkek kadına istediği hakları verebilir. Ne? Müstakbel karısını diyorum canım. Çok seviyorsa ve onu memnun etmek istiyorsa daha fazlasını da verebilir. Bu da hile yoluyla olur. Bu hibeye geçici olur, bu takdirde adı geçen ölümde sanki yapılmamış sayılır. Ya süresiz olur, bu takdirde kadın öldüğünde varislere kalır. Ya özel olur, bu takdirde karşılıklı veya tek taraflı olur. Niçin onu silkiyorsunuz? Size mama mı okuyorum? Sözleşme şekillerini bilmiyor muyum? Benden iyi bilen kim var? Galiba hiç kimse. Bilmiyor muyum ki karı koca arasında menkul, gayrimenkul, eşya, evlat evlilikten sonra kazanılan servet ortak olmakla beraber taraflardan biri sözleşmeyle haklarından feragat edebilir. Bilmiyor muyum ki eşin mal varlığını işte bir mal birliğine... Evet, bildiğiniz kesin. Ama size bunlardan söz eder kim? Kim olacak siz? Üstelik onu silkerek suratla sarıp beni aptal yerine koyuyorsunuz. Aman, hadi güle güle. Sizi başka türlü susturmanın imkanı yok. Hadi. İyi ama beni ilke için çağırmadınız mı? Evet, çağırdım ama biz o işlerde gerektiğim zaman bir daha çağırırız. Hadi. Sanırım ben belasına buldum. Ay şanmadı kafası. Evet, siz. Beni nikah için size efendiniz göndermedi mi? Evet. Bakın, onun hakkında ne düşündüğünüzü bilemem. Fakat bence aklını kaçırmış. Gidin benim tarafımdan efendinize böyle söyleyin. Siz hiç merak etmeyin. Hayatım boyunca böyle bir rezillik görmedim. Cüzdan et! Seni kafese koysunlar. Efendi. Hayır. Çok önemli bir konu. Noter dedi ki. Efendinizin namusu tehlikeye düşerse siz ne hale düşersiniz? Aa! Dışarı çıkamazsınız. El aleme kefaz olursunuz değil mi? Madem ki bu iş benim kadar size de dokunuyor. O kadar tedbirli olmalısınız ki o adam hiçbir suyu... Bunu bize daha önce söylemiştiniz efendim. Onun o parlak sözlerine sakın kalmayın. Ooo! Hiç merak etmeyin. Ha, bir deneme yapalım. Gelir de sana. Alen. İki gözüm. Bana bir yardım et de dertlerim hafiflesin derse. Hadi oradan aptal. Güzel. Georgette. Sen ne tatlı, ne iyi, ne güzel bir kızsın. Hadi oradan amına. Güzel. İşte böyle. Alen. Ya ben namusu hala aykırı bir iş yapmıyorum ki. Hadi oradan uzaklaş. Ay. Tamam. Güzel. Evet. Georgette. Eğer benim halime merhamet etmezsen ölümün kaçınılmaz. Hadi oradan sen kendin. Yavaş ne güzel. Ben işi öyle sözde bırakanlardan değilim. Bana yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmam. Şimdilik. Al şunu hala. Bir şeyler içersin. Aldım. Sen de şunu al Georgette. Kendine bir şeyler alırsın. Gitti paralar. Neyse, kısacası bütün bu iltifatlarım güzel hanımefendinizi görelim. Ben onu dedim sana! Evet! Hadi baş ver kapıya! Geç! Tamam! Hadi aaa! Hey! Hoppa! Yeter! Nasıl? Doğru. İyi yapıyor muyum? Evet. İstediğiniz gibi oluyor mu? Evet, güzel ama mangırlar gitti. Bakın bunu düşünemedik. İsterseniz bir defa daha tekrarlayalım. Gerek yok. Çayım dedim, tekrar başlayalım. Oy. Tamam, hadi. Bana açık göz bir casus gerek. Bizim evin köşesindeki ayakkabıcıyı bu işte kullanabilirim. Ekmüse.